Bak, münafıkların azgınlığına peygamberimiz vefat ediyor. Şimdi kim var en güçlü mümin? Hazreti Ali var. Hemen onu şehit ediyorlar. Kim var? Ömer. Bak, münafıktan azgını mesela onu şehit ediyorlar. Kim var? Osman. Osman'ı şehit ediyorlar. Burada dikkat ediyor musunuz? Diğer sahabeler onları ilgilendirmiyor. En seçkin, imanlı, akıllı kimse münafık ona yönelir. Yani en imanlı gördüğü kimse odur. Mesela Müslümanlar lideri kimse ona yakın olup onu çökertmek, onu vurmak, onu etkisiz hale getirmek münafığın hedefidir. Ve legal yöntemler kullanıyor başlangıçta, dikkat ederseniz. Sonra üslup çirkefleşiyor, daha anormal bir hale geliyor. Ama bak, üslubunu kimse yadırgamaz. Diyor ki, yani halktan birçok insan yadırgamaz. Ya ben, diyor, evim açık. Annem, babam, dedem, aile, evli. Evet. Kim bakacak onlara, diyor. Ne desin peygamber bu alçağa? Mesela diyor ki, hava çok sıcak, diyor, görüyorsun. Beynimiz pişiyor, diyor, bu havada gidilir mi, diyor. Bu köpe bir avuç altın versen, amutta gider, amutta. Eğer öyle yürüyecek, amutta gider. Çok alçaktır münafık, çok dilbazdır. Çok lafazandır. Yani lafa laf onda üstte, anında kıvırır ve çok yalancı bir oyuncudur. Çok seridir yani münafık, şeytandan ilham aldığı için. Peş peşe fitneyi kaynatır. Onun için yani Müslümanlar bakar ki, ya diyor, adam bize bir şey zararı yok. Nasıl münafık oluyor bu falan diyor. Halbuki Müslümana değildir onun şeyi. İmam olan kimse, lider olan kimse, peygamber olan kimse ona yönelirler. Mesela burada adı geçen münafıklar, sahabeler kadar çok iyiydiler. Bayağı iyi davranıyor. Onlardan bir alıp veremedikleri yok. Yani onların da anlaması mümkün olmuyor o yüzden. Onlar direkt peygamberi kamuoyunda küçük düşürmek, haşa, etkenliğini yok etmek, itibarını yok etmek, onu mantıksız bir insan olarak göstermek, güçsüz bir insan olarak göstermek için hamleler yaparlar. Onun için de şeytani zekalarına güvenirler.